Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında dün yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan bayramı sonrasına kadar tam kapanmanın gerçekleşeceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Sözde soykırımını tanımasının etkileri devam ederken artan tansiyon sonrasında kur günü sert yükselişle başladığı görülürken gün içerisinde hızla geri çekildiğini gördük. Hafta içerisinde yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ile Amerika Birleşik Devletleri büyüme rakamlarını yakından takip ederken yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesini beklediğim kurda 8,30 ve 8,35 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,25 ve 8,20 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise dün kabine toplantısı sonrasında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'da önlemlerin azaltılması konuşulurken ülkemizde artan vakalara değinirken Ramazan bayramı sonrasına kadar tam kapanma olacağını açıkladı. Dolar endeksindeki görülen geri çekilme ve Christian Lagarde'ın yaptığı açıklamaların ardından Euro değer kazanmaya devam ederken hafta içerisinde açıklanacak olan Avrupa bölgesi büyüme verisi ve tüfe endeksini yakından takip ediyorum. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam etmesini beklediğim kurda 10,05 ve 10,10 ,10 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 9,95 ve 9,90 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise dolar endeksindeki görülen geri çekilme kuvvetlenirken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerindeki yatay seyir paritenin yukarı yönlü hareketlerini hızlandırıyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yaptığı açıklamalarda büyümenin aşılama ile hız kazanılacağına değinirken hafta içerisinde Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Euro bölgesi büyüme ve Euro bölgesi TÜFE endeksi verilerini yakından takip ediyorum. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1,21 ve 1,2125 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları, gelebilecek satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1,2050 ve 1,2030 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Brent Petrol tarafında ise koronavirüs vakalarının yaşanan artışın stresi Brent Petrol'de hissedilirken İran yetkililerinden yapılan açıklamada müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirtirken buna ek olarak geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada görüşmelerin olumlu ilerlemesiyle fiyatların 2020 seviyesine bir daha ulaşmayacağı vurgulanmıştı hafta içerisinde açıklanacak olan ham petrol stokları verileri yakından takip ediyorum. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yatay hareketlerini devam etmesini beklediğim Brent petrolde 65,90 ve 66,70 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Yaşanan gelişmelerle birlikte aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 65 dolar ve 64 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. take it